Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, Bir Yalancının Mumu programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Biz de bugüne özel bir program hazırladık sizlere. Hem güncel hem de tarihten gelen Atatürk'le ilgili yalanları bugün işleyeceğiz. Bugün biraz mumlarımız büyük, izleyicilerimiz de dikkatini çekiyor olabilir. Normalde şu boylarda bir mumla çıkıyoruz ama alırken bir yanlışlık olmuş. Biz de tasarruflu kullanalım dedik. Ama birkaç ay götürür bizi. Birkaç ay götürecek. Birkaç programda yalancının mumuyla birlikte bugün yaparız. Yalancının mumunu değil meşalesini söndüreceğiz. Evet. Meşale. Ama öyle Türk devriminin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye'nin tartışılmaz birleştirici değeri. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk konusunda diyelim çok kaba bariz yalanlar söylenemiyor çoğu zaman ama evet. Ne yapılıyor? Bazı gerçekler vurgulanıp bir şeylerin ya üstü örtülü ya da üstünden atlanıyor. Bunları da bugün ayrıntılarıyla evet. Konuşacağız. Bugün bir de genelde televizyonlarda da gazetelerde de gazeteleri işleyeceğiz zaten. Televizyonlarda da böyle iki tarz vardı. Yani genelde böyle biraz ağlamaklı, yas tutan, daha sembolik şeyleri öne çıkartan, Atatürk'ün o devrimci kimliğini daha arka planda tutan şeyler gördüm. Yani böyle siyah ekranlar vesaire. Biz Ulusal Kanal olarak onu değil, daha çok coşkuyu, morali, Atatürk devrimlerini, Atatürk'ün devrimci karakterini, bugünkü görevleri öne çıkartmayı biraz vazife bildik. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kendisi de öyle tarif ediyor. Mustafa Kemal Atatürk, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır derken aslında kendi fiziki varlığını değil Türk devriminin, o devrimin yarattığı cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu ve sonsuza kadar yaşaması gerektiğini söylüyor. Ya Mustafa Kemal Atatürk'ün bizden beklentisi her 10 Kasım'da ahlar vahlar ederek diyelim yas tutmak değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizden beklentisi Türk milletinden beklediği, kendisinin de hayatıyla gösterdiği şey Türk devriminin arasız bir şekilde sürdürmek. Değil mi? En önemli kendi sesinden söylevlerinden birisinde işte yıllarca süren savaştan sonra oluşan yeni toplum, yeni vatan ve bunları ilerletmek için arasız devrimler. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylediği sözlerdi. Biz de o arasız devrimleri devam ettirme iradesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü onun istediği gibi anmış oluruz. Evet, isterseniz iki güncel konuyla yani bugüne ait konuyla başlayalım. Birincisi, bekliyorduk bunu zaten, daha önce de konuşmuştuk. Bugün Cuma, aynı zamanda 10 Kasım. Her Cuma'dan önceki diyelim milli bayramlarda veya da bu tarz anma günlerinde olduğu gibi Diyanet'teydi gözler. Daha doğrusu bozguncuların gözleri Diyanet'teydi. Diyanet'in yayınlayacağı hutbe gündem oldu. Biz bunu tabii pek çok kez işledik ama isterseniz böyle kısaca yine bugün ne olmuş bir üzerinden geçelim. Tabii. Yani bütün muhalif diyebileceğimiz yani batıcı muhalif medyada Atatürk düşmanlığı üzerinden ele alındı. O da TV'de öyle yapmış. Atatürk düşmanlığı sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Kasım'a denk gelen Cuma hutbesinde Atatürk'e yine yer vermedi. Son 8 yıldır 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım'larda Atatürk yok sayılıyor diye de belirtmiş. Devam edelim. Yine Sayın Fatih Altaylı'nın konuyla ilgili bir açıklaması var. Diyanet işte Ali Erbaş'ı biraz hedef alıyor. Benzer. Evet. Aslında aşağı yukarı daha önce en sonunda Ali Erbaş bu ülke için büyük tehlikedir diyor. Devam edelim. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı bir şey, hutbede yok Atatürk, diğer hutbelerde olmadığı gibi. Bir anma mesajı yayınladı. Anma mesajının saatini de özellikle izleyicilerimizin dikkatini çekiyorum. Sabah 8'de, yani sabah 8'e 10 geçe diyelim anma mesajı yayınlanıyor. Yani o Cuma hutbesindeki tartışmaların falan hepsinden önce Atatürk'ü andığı belli. Yani o Atatürk düşmanlığı başlıkları atmaya gerek görülmeyecek şekilde bir anma mesajı yayınlamış. Güzel de bir anma mesajı.
Kuruluşun 100. yıl dönümüne eriştiğimiz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad ediyoruz demiş. Büyük fedakarlıklarla bize emanet edilen cennet vatanımızı değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen medeniyet değerlerimizi ihya etmek, devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüze çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır. Güzel bir mesaj ama bu hutbe üzerine tartışmalar hep oluyor. Her seferinde de gösteriyoruz bu meselenin ne olduğunu ama bunun üzerinden bu tabii temelde şunda kaynaklı. Atatürk devrimciliği çizgisini özellikle 1945'ten sonra 6 okun 5'ini yok sayıp neredeyse sadece laiklik meselesine indirgeme ve toplumu laik, anti-laik ya da işte seküler, İslamcı gibi bir ters bilinç yaratmak. Yani diyelim Atatürk'ü savunanlar, laikliği savunanlar, laik diyelim daha muhafazakar kesimler, Atatürk'ü savunmayan kesimler gibi bir ayrım üzerinden. İzleyicilerimiz, Ulusal Kanal izleyicilerimiz hep hatırlar Nazım Hikmet'in Bükreş Radyosu'nda yaptığı konuşma. Ya bugün kim mürtecidir, yani kim devrim düşmanıdır, kim karşı devrimcidir tanımlamasını yaparken yok işte ezan meselesi, din meselesi bunlar değil. Bugün kim Amerikan emperyalizminin yanındaysa o karşı devrimcidir. Kim Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ediyorsa onun başı kapalıymış, açıkmış, muhafazakarmış diye bakılmaz. O devrimcidir diyor. Çok açık bir şekilde saflaşmayı tanımlıyor. Bunun tersini yapma niyetliler. Şey, demiş ya o da teori, 8 yıldır bu yapılmıyor. Atatürk düşmanı 8 yıldır sanki yükselerek devam ediyormuş gibi. Bizim de buradan baktığımızda gördüğümüz tam tersi. 8 yıldır FETÖ'yle ve PKK'yla mücadele kararı... Vatan Savaşı'nın başlangıcı evet, 8 yıl önce. Başladığından bu yana Atatürk'ün büyüdüğünü, Atatürk'ün keşfedildiğini, Atatürk'ün herkesin eline bayrak olarak bayrak yarışı yapıldığını görüyoruz yani. Özellikle muhafazakar göstermeye gerek yok herhalde. Cuma hutbelerinde niye var gösterelim mı? Gösterelim istersen. Bir de bundan bir önce şey var. Hüseyin Baş'ın bir şeyi var. O da geçen hafta yapmış. Diyor ki hayırlı cumalar. Bir önceki cuma. Haftaya cuma 10 Kasım'a denk geliyor. Ey Diyanet, bu sefer de hutbede Atatürk almazsanız bu bardağı taşıracak, son damla olacak. Milletçe istifa etmeniz için ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdiden uyaralım. Evet. Yani geçen haftadan aslında bugünün böyle yollarını yapmış gibiler. Bu kışkırtma bir amaçlı işte, şekilde yapılıyor. Evet, gerçek neydi olayın? Bu Diyanet tüm meselesiyle ilgili bir sonraki görselimizde o var. Yani Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla ve bütün o dönemki Bakanlar Kurulu'nun hükümetin imzalarıyla ne deniyor? Millet ve Cumhuriyet'in selamet ve saadetine dua edilmesi. İsim zikredilmeksizin. Yani evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924'teki hutbelerle ilgili. Yani şunu iyi anlayalım. Hutbelerde isim zikredilmesi bir demokrasi öncesi dönemin orta çağın hükmeden kuvveti tanımlama biçimi. Yani diyelim ki padişahımız yani, efendimiz. Padişahımız mi? Efendimiz ya da diyelim şeye görürüz hep değil mi? Selçuklular bir yeri alır. Orayı aldıktan sonra hutbelerde hükümdarın ismi okunur. Ya da daha öncesinde Arap medeniyetinin yükseliş döneminde İslam uygarlığı bir yeri ele geçirdiğinde orada artık cami vardır. Orada ibadet vardır ve hutbeler okunur. Hutbelerde hükmeden kimse onun ismi verilir. Diğer İslam devletlerinde de benzer uygulamalar var. Aslında Cumhuriyet devrimi hutbelerde isim okunmasını engelleyerek doğal olarak şunu demiş oluyor. Artık milli egemenlik var, milletin egemenliği var. Cuma hutbelerinde isim zikredilmeyecek. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün de kendi isteği bu olduğu için hutbelerde isim okumuyor. Bir de devrimin sürmesinin de yolu değil mi? Mesela siz Mustafa Kemal Atatürk üzerine diyelim inşa ediyorsunuz onu. 38'de vefat ediyor. Vefat ettikten sonra bu devrim sürdürecek bilinci nasıl vereceksiniz aynı zamanda değil mi? Cumhuriyetin ve milletin selameti üzerine. Bu çok doğru bir tutum. Mesela şöyle düşünebiliriz. Ya Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk Türkiye'nin ortak değeri, birleştirici değeri. Tartışılmaz bir şey bu. Ama diyelim başka zaman dilimlerinde başka tarihi şahsiyetler için de benzerlerini yapmayı isteyenler olabilir. Tabii. Bu sefer onlar üzerinden gereksiz bölünmeler ve kışkırtmalar olabilir. Bunun önünü kesiyor. Yani ya diyelim ya Naim Süleymanoğlu da Türkiye için birleştirici bir unsur. Evet. Ya onu da hutbede okutalım. Yok işte Adnan Menderes üzerinden işte
27 Mayısçılar onu astı, onun da hutbede okutalım gibi tartışmalar başlarsa, işte o zaman asıl diyelim dinin dünyevi şeylere alet edilmesinin önü açılmış olur. Bunu da engelleme amaçlı ve uzak görüşlü bir anlayışın eseri bu karar. Zaten hilafetin kaldırılmasından 2 gün sonra alınan bir karardan bahsediyoruz. Ki yani bugün Diyanet Kurumu tarafından da bir Atatürk düşmanlığı fikrinin olmadığını en azından biliyoruz. Bir şeyde görüntüde görüyoruz. Ha, yani. Bazı hatalar olmuyor mu Diyanet'in yaptığında? Onları söyleyelim hiç. Ama tamam. Bu konuyu artık defalarca kez belgeleriyle sunmamıza rağmen evet. Diyanet İşleri Başkanlığı böyle uygulamaları olmadığını göstermesine rağmen hala bu kışkırtma sürdürülüyor. Buna dikkat çekiyoruz biz. Evet. Bir sonraki görselimiz gelsin. Şimdi burada Taksim, hemen bizim bir sonraki görselimiz 2'ye 1. Evet, Çelenk. Şimdi burada ne var diyeceksiniz. Bakıyorsunuz hiçbir şey yok, her şey güzel. Peki Ulusal Kanal'da Yalancı'nın bunun programında neden Taksim'e bırakılan CHP çelengini gösteriyor diyebilirsiniz. Olayın aslı göründüğü gibi değil. Bugün gündeme geldi. Biz de bunu... Bu bir toparlama fotoğrafı. Evet. Toparlama çalışması. Hani İngilizce tabirle people relationship'in kısaltmasını hep söylüyorlar ya. Yani halkla ilişkiler ifadesi. PR diye. Bu işi PR dedikleri kısım. Evet. Şimdi videomuzu izleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelengi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı çelengi. Demokratik Sol Parti İstanbul İl Başkanlığı çelengi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı. Mustafa Kemal'i düşünüyor. Partisi evet. İstanbul İl Başkanlığı yeterli. Çelengi. Burada basına da servis edenler bu arada söylemekte fayda var. Tam kesildiği yer Demokrat Parti'den sonra Vatan Partisi var. Vatan Partisi'ye koyuyor. Biz tabii görüntü kaydı olmadığı için oraya veremedik ama görüntü de belli. Bütün gelen partilerin evet, hepsi çelenkleriyle evet. Gelmiş kendi Cumhuriyet Halk Partisi çelengi unutmuş. Ya da gerekçesi artık ne bilmiyoruz. Çelenk yok. Ondan sonra İmamoğlu Sayın Belediye Başkanı Sayın Validen rica ediyor. Orada anlaşılıyor. Ya, çelenk yok. İl Başkanı zannediyorum. Aralarında bir konuşma geçiyor. Sonra İl Başkanı da buyur yapıyor eliyle. İl Başkanı geliyor ve iki sefer hatta eliyle böyle. Yani Sayın çok, İmamoğlu. Hani uzun uzun konuşulacak evet. Bir konu değil. Hani şöyle düşünülebilir. Ya unutulabilir. Yani ne kadar unutulabilir bilmiyorum 10 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusunun da Mustafa Kemal Atatürk olduğunu düşünürsek, yani bir partinin kurucu lideri, Cumhuriyet'in kurucusunun anma etkinliğinde partinizin çelengini unutmak, çelenk töreninde. Ve daha yeni CHP kurultayı tartışmaları, işte CHP niye seçimlerde kaybediyor, niye hatalar yapıyor falan. Hadi bakalım toparlanacak mı? Defalarca kez tekrar edilen umutlar ama umutların hep boşa çıkması durumu. Ama görüyoruz ki hani Mustafa Kemal Atatürk'e dair hassasiyetlerin dibe vurduğunu eylemleriyle görüyorduk Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu da bir nevi resmini tekrar bir göstermiş oldu bize. Evet, yani devlet yönetme ciddiyetinden, iş yönetme ciddiyetinden de uzak olduklarını gösteriyor. Evet. Devam edelim. Şimdi bu arada Cumhuriyet Halk Partisi... KJ ile ilgili de ben bir uyarı yapayım. Yani gerçek Atatürkçülük, farklı Atatürkçülük falan diye tanımlamak doğru değil. Mustafa Kemal Atatürk'ü doğru... Evet. Onun devrimci eylemini doğru kavramak lazım. Çünkü mesela Atatürkçülük kavramı bile Atatürk döneminde olan bir kavram değil evet. Mesela. Yani daha çok hani Kemalizm kavramı var. Onu da Mustafa Kemal Atatürk çok bilimsel bir şekilde şöyle tanımlıyor. Türk devrimini yaptığı işler. Yani şahsa dayandırma, hatta şöyle ifade edelim. Kemalizm kavramını bile ilk olarak düşman kullanıyor. Yani bu Kemal'in adamları, Kemal'in çetesi. Kemalciler. Kemalciler gibi. Bir tırnak içinde söylüyorum, bir aşağılama amacıyla da bunu kullanıyorlar. Halbuki durum burada
aşağılama amaçlı ve uzun süre kullanılmıyor. Yani aşağı yukarı 6-7 sene boyunca bu kavram kullanılmıyor, benimsenmiyor Mustafa Kemal Atatürk kendisi tarafından da. Ama artık o kadar kullanılır hale gelmiş ve tanımlanır hale gelmiş ki hem dış basında, çeşitli yayınlarda vesaire. Bir noktadan sonra bunu doğru tarif etmek ihtiyacı doğmuş. Mustafa Kemal Atatürk de bunu Türk devriminin yaptığı işler şeklinde tanımlıyor. Yani o yüzden bunları daha sonrasında da tekrar konuşuruz, değerlendiririz ama yani bizim burada sarılacağımız şey Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi tanımındaki şey, Türk devrimi. Biz Türk devriminin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarım kalan devrimini tamamlama hedefindeyiz. Bunu evet. da ifade edelim. Evet, şimdi Hasan Cemal. Evet, 29 Ekim 2023 günü 100. yıl kutladığımız günde başlayan bir yazı dizisi. Yazı dizisi hala devam ediyor. Evet. Biz hatta dedik ya 29 Ekim'de mi işlesek bu konuyu? Baktık devam ediyor. Dedik malzemelerin hepsini toparlayalım. 10 Kasım'a geldik, hala devam ediyor. Biz de işlemeye devam ederiz. Yani neden Hasan Cemal'in yazılarını aldık birazdan göreceğiz. Hasan Cemal kimdir? Kısaca belki ona da değinmek gerekir. Hasan Cemal, Cemal Paşa'nın torunu aynı zamanda. Bir, uzun dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarıyla ve gazetenin evet. yönetiminde bulunan bir isim. Hatta genel yayın yönetmenliği görevini de bir dönem yaptı. Kendisini geçmiş dönemde Atatürk devrimi çizgisine dönem dönem yaklaşan bir hayatı da olduğunu ifade ediyor. Sonra bunun öz eleştirisini veriyor. Öz eleştirisini veriyor ve tamamıyla neosol, liberal sol diye adlandırabileceğimiz kesimin bir temsilcisi ve Türkiye'de çok izleyicilerimiz gayet iyi tanır Hasan Cemal gibi isimlerin varlığını. Gayet iyi bilirler. Yani bir dönem Türkiye'de bir rüzgar esmişti. Bir ikinci cumhuriyetçiler rüzgarı. Hatta Fethullahçılarla, FETÖ'cülerle bunların nasıl yakın olduğunu, çeşitli toplantılarda birleştiklerini, buluştuklarını da görmüştük. Ve Cumhuriyet'e karşı müthiş bir ters pozisyonda bulunduklarına tanık olmuştuk. Cumhuriyet'e, Atatürk'e vuran. Ama bunu da hani kendileri zarar görmeyecek bir dil cambazlığıyla yapmaya çalışan bir Hasan Cemal. Gayet iyi biliyor izleyicilerimiz. Tabi bu yazı dizisi önemli. 100 yıllık Cumhuriyet dediği için şimdilik daha 60'lara anca gelebildi yazılar. Ve devam ediyor. Muhtemelen günümüze kadar getirecekler. Ama biz özellikle ilk bir haftaki yazıları aldık. Bir hafta içinde yazdığı yazıları aldık. Çünkü o direkt Mustafa Kemal Atatürk dönemine odaklanan yazılar. Ama o yazılarda da hep günümüze geliyor. Ama nasıl geliyor? Şimdi bakın bu ilk günkü paylaşımın sosyal medya hesabında T24'te yazıyor yazıları. Paylaşılma şekli. Hani bir önceki görsele gelirsek hani başlık bakınca böyle yazıyı okuyunca bir hoşunuza gidiyor. Cumhuriyet mi? Devrimdir. Atatürk de önderidir. Yaşasın Cumhuriyet. Yazı dizisi başladı. Devam edelim. Öyle mi acaba? İlk başta birkaç cümle işte Cumhuriyet'in önderi olması sebebiyle yaptığı övücü vurgular var. Ama oraya girerken de, orayı yaparken de bir şöyle bir tarihsel arka planı bir nevi anlatıyor ve ilk karşı çıktığı kısımlar. Talat Paşa, Enver Paşa olmak üzere Osmanlı hükümet merkezi Babali, Basarlar 1909'daki 13'teki Babali baskınını burada esas alıyor. Darbe ile iktidara el koyar. Babali baskını Türkiye'deki askeri darbelerinde babası sayılabilir. 5 yıl sürecek İttihatçı diktası Osmanlı'yı imparatorluğun sonuna getirecek olan 1. Dünya Savaşı'na sokar. Yani virgüllerle birlikte 2-3 cümle var. 3 cümlede 5 yalan var. 3 cümlede 5 yalan arka arkaya sıralamış. Şimdi bir kere darbeyle iktidara el koyarlar. Bir kere bu darbe kavramı tartışmalı. Yani demokrasi yok ortada. Hiçbir şey yok. Padişah var. Tabii. Siz padişaha yönelik yaptığınız demokratik bir hareket var. Ama diyelim buna darbe diye tanımlamış. Şimdi ona bakarsak Abdülhamit üzerine şimdiki biraz muhafazakar kesimi Mithat Paşalar da darbeci ya da Fransız devrimcileri de darbeci. Bütün devrimler darbe. Evet. Lenin de darbe yaptı. Mao da darbe yaptı. Hepsi darbe. Yani kavramsal olarak bakarsak ya devrim dediğin şey zaten mevcut siyasal düzenin
dışında bir siyasal düzeni zor gücüyle ortaya koyma. Yani evet, o zaman hükümet merkezi de basılır, kışlık saraylar da basılır, Versay sarayları da basılır. Yani bu devrimin doğasında olan bir şey. Birinci yalan dediğiniz gibi o. İkincisi, askeri darbelerin de babası sayılabilir. Hayır efendim, Türkiye'deki askeri darbeler bizzat Amerikan emperyalizminin hedefleri doğrultusunda yapılmış olanlardır. O bir yalan. 5 yıl sürecek ihtiyaççı diktası. Yani bu, hani buna yalan demeyebiliriz. Şundan dolayı devrimcilerin de bir diktası, bir zor şeyi vardır. Ama burada amaçlanan ne? Bir olumsuzlama için bu ifadeyi kullanıyorlar. Ve ne deniyor? Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu getirecek olan Birinci Dünya Savaşı'na sokar. Hadi be! Hani hiç Osmanlı'yı hedef alan, Osmanlı'yı paylaşmaya niyetli emperyalist kuvvetler yoktu da biz bir iddiaçıların zorlamasıyla kendi şeyimizle savaşa girdik. Ya savaşın amacı zaten Osmanlı topraklarını paylaşmak, evet, birincil olarak. Birincil mesele o. İşte doğu sorunu, hasta adam falan diye bu savaşı dayatan, bakın Birinci Dünya Savaşı tanımı aslında doğru değil. Birinci emperyalist paylaşım savaşı. Paylaşılan kim? Paylaşılma hedeflenen birincil ülke hangisi? O savaş söz konusu olduğunda. Yani o savaştan Osmanlı yönetip diyelim iddiaçılar olmasaydı da Vahdettin yahut işte Mehmet Reşat, onlar ya da Abdülhamit devam ediyor olsaydı savaşa girmeyecek miydi? Girmeyecek miydi o yönetim? Girecekti, çünkü sen savaşı konususun zaten. Yani bir sürü, dediğin gibi 3 cümlede bir sürü yalan var. Burada Atatürk 1915'te falan doğmuş olması lazım. Bu süreçlerin hiçbirinde, az önce yazının girişinde 100. yılı ithafen yaptı ya, yaşasın Cumhuriyet, Atatürk bunun önderidir falan. Atatürk, Talat, Enver Paşalarla birlikte hareket ordusunu doğrudan içerisinde, hatta kumandanı ondan sonra. Yine bu buradaki bütün o eleştirdiği, dikta dediği, darbe dediği fikirlerin doğrudan içerisinde. Tabii onun zindanlarında yattı. Altındaki ifadeler daha da meseleyi açıklıyor. Türk milliyetçiliği bayrağını yükseltir diyor. Bu iddiaçılar için. Anadolu'yu Türk ve Müslüman olmayanlardan temizlemeye yönelir. Yani ne? Türk devrimcileri, iddiaçılar bir temizlik harekatı. Hatta bu çerçevede insanlığa karşı suç niteliğindeki 1915 Ermeni soykırımının altına da imza atar. Yani Hasan Cemallerin bakış açısına göre Atatürk'ü besleyen bu ana damar, ki onu da sonrası da ifade ediyor zaten, bir ırkçı, orada katliam yapan, soykırım yapan, İnsanlık düşmanı insanlar. Görüyor musunuz Hasan Cemal nasıl daha ilk yazısında maskesini atıyor? Çünkü bütün bunların hepsinde Mustafa Kemal Atatürk'ü biraz hani birazcık sıyırıyor gibi gösteriyor. Ama aslında bütün kökler buradadır diyor. Yani hem iddiaçılara iftiralarla saldırıyor, hem de aslında Mustafa Kemal Atatürk'e de saldırıyor. Onun devrimci köklerine saldırıyor. Yani Atatürk'ün devrimci köklerine. Nereye saldıracağını biliyor. Yani Atatürk'ü oradan... Yani milliyetçilik neymiş? Türk ve Müslüman olmayanlardan Anadolu'yu temizlemek. Evet. Yani ne alakası var? Yani milliyetçilik demek bir milli devlet kurmak, demokratik bir devrim yapmak, bir monarşi, bir saltanattan bir toplumu kurtarmak ve o dönemin çağdaş diyelim örgütlenme modeline uygun bir şekilde bir yeni yapı inşa etmek demek. Bu şey anlamına mı geliyor? Bir etnik temizlik, bir soykırım anlamına mı geliyor? Ama bu tezler Amerikan emperyalizminin tezleri ve bugün de Türkiye'ye saldırmak için kullanılan tezler. Onu da ifade etmek lazım. Devam edelim. Ve tabii şunu diyor sonrasında. Devrimler, böyle şeyler diyor. Mezhep savaşları, dünya savaşları, din savaşları dünyanın her yerinde olmuştur. Ama bunlar da işte milyonlarca insan ölmüştür. Korkunç acılar yaşamıştır. Ama diyor, Amerika'da, Avrupa'da bunlardan ders çıkaranlar oldu. Ve onlar hoşgörü, tahammül, demokrasi, hukuk, özgürlük yollarında yürümeye başladılar. Aydınlanmayı yaşadılar, eleştirel düşünceyi bayrak yaptılar. Uzlaşma kültürü, diyalog geleneği oluşturdular. Konuşarak, tartışarak yaşamayı öğrendiler. Yani tarihi şiddet, soykırım, asıl soykırımlarla, katliamlarla dolu ve halen bunu bugün Filistin'de şimdi bari yazma değil mi? Batı uygarlığını nasıl aklama çabası? Bunlardan ders çıkardılar. Ders falan çıkarmadılar. Hala Ukrayna'da neonazilere silah veriyorlar. Oradaki katliamların, saldırıların ana suçlusu da Batı emperyalistleri. Ukrayna'daki neonazi faşistlerine silah veren.
Irak'ı işgal eden, Afganistan'ı işgal eden Amerikan emperyalizmi. Filistin'de İsrail'in yaptıklarını hepimiz tanırız zaten. Batı bu. Batı öyle tartışma geleneğiyle hoşgörü, uzlaşı falan filan. Bunların hepsi hikaye. Tabi buradan da bize gelince diyor, kültür savaşları ne yazık ki bugün de devam ediyor. Bize gelince kökleri Osmanlı dönemine giden 100 yıllık cumhuriyette kültür savaşları sürüyor. Hala taraflar birbirlerine ille de kendi tarzlarını dikte ettirmeye, kabul ettirmeye devam ediyor. Bir taraf laik, seküler hayat tarzı diyor, diğer taraf İslam diyor. Hayatın köklerini uhreviden dünyeviye indirmeye yanaşmıyor. Yani bu anlatım bugünkü kutuplaşmayı, cepheleşmeyi de hep o ters bilinç dedim ya. Evet. Hani Diyanete vurma meselesi de onu zaten. Ki Diyaneti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi. Onu da ifade edelim. Neyi indirgemeye çalışıyorlar? Yani bugün sen Doğu Akdeniz'de Vatan Savaşı'nda Amerikan emperyalizmine karşı direnç, İsrail-Filistin Savaşı'nda Filistin direnişinden yana tavır alman, buralarda olma, buralar değil tartışma konusu. Ya da bir üretim devrimi, Türkiye'nin ihtiyacı olan, bu borçlanma ekonomisini değiştirme ve kamucu devletçi bir ekonomik modele, bu tartışmaları falan bırak. Türkiye'nin önemli olan şey kültür savaşıdır. Laikler, sekülerler, bir tarafta İslamcılar, muhafazakarlar, bunlar birbirine kutuplaşıyor. Türkiye'deki bütün meselelerin kaynağı bu. Hayır efendim, bu büyük bir yalan. Bu büyük bir uydurma ve bugün Mustafa Kemal Atatürk'te birleşen, değil mi? 29 Ekim'de bunu gördük. 10 Kasım'da yine bugün de bunu gördük. Her yerde toplumun bütün kesimlerinde insanlar Mustafa Kemal Atatürk'e sarılıyor. Bundan duyulan rahatsızlık yüzünden bu yazılarda hep o laik anti-laik ayrımı gibi hatalı bir ayrım. Yani bu teoride emperyalizm yok. Bir teoride bağımsızlık yok. Bu teoride cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, devrimcilik üzerinden yürüyen bir tartışma yok. Muhafazakar kesimler içinde yükselen o Atatürkçü damarı da, rüzgarı da diyelim, rahatsızlığını da hissediyoruz. Tabii. O fikirlerde. Biraz dediğiniz gibi o ayrışmayı körüklüyorlar, derinleştiriyorlar. Devam edelim. Devam edelim. Bu yazılar önemli çünkü şöyle şöyle ifade edelim. Yani neden ya biz buna taktık? Tabii. Bir kısaca istersen. Onu da söyleyelim. Yani şunu soralım. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay süreci yaşadı, evet, değil mi? Neden de o dönem? İşte ideoloji, program anlamıyla birbirlerinden hiçbir farkları yok ki ikisi de Kavala'yla Demirtaş'ı selamlayarak konuşmalarına başladılar, iki genel başkan adayı da. Öncesinde bu eleştiriler yapıldığında da bazı insanlara sorular, ya böyle eleştiriler yapılıyor, ne diyorsunuz? Ya öyle bir tartışma yok, CHP'nin ideolojik, programatik bir sorunu yok. Tabii. Bir lider sorunu var, onun imajı kötü, son seçimde de bunu gördük. İşte o imajı değiştirebilirsek, makyajlayabilirsek, daha genç bir isim gelirse o zaman şey olur, durum toparlanır. Şimdi bunun denmesinin amacı aslında CHP'nin son dönemde girdiği ideolojik hattın liberal çevrelerce, Amerikancı çevrelerce, FETÖ'ye, PKK'ya yakın çevrelerce nasıl olumlu bulunduğunu da gösteren bir gerçeklik. Bugün soralım şu tezleri, şu Hasan Cemal'in yazısına CHP'den bir itiraz gelir mi? Gelmeyeceğini biz çok iyi biliyoruz. Hasan Cemal'e memnun olurlar. Onlar CHP yöneticilerinin selamlar çaktığını da, onu olumlayan şeyler söylediğinde de defalarca tanık olduk. Tabii. Devam edelim. Şu cümle önemli. Bir geri gelelim bir öncekine. Hala cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taşlandırmış değiliz. Hatırlayalım, 29 Ekim'de CHP'nin mesajı. Evet. PKK'nın mesajı, evet. Nurcuların mesajı. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. Hepsinin aynı kavramı kullandığını görüyoruz. Özellikle son 5-6 senedir Kemal Kılıçdaroğlu düzenli olarak bu vurguyu yapıyor. Programlarını zaten böyle ifade ettiler. Demokrasiyi taşlandırmak. Tabii, 2. yüzyıl programlarını da böyle ifade ettiler. Devam edelim. Şimdi tabii, genel doğrularla süslüyor yazılarda. Tabii. Öyle bir sinsilik var. Yani genel doğrularla, hoşa gidecek Atatürk övgüleri ve Cumhuriyet övgüleriyle diyelim o yalan fikri onu gerçeğin içerisine gizleyerek yediriyor biraz. Ki şey olsun, dikkat çekebilsin. Evet, doğru ya desin. Okuyan bir Atatürkçü ne var bunda desin. Atatürk büyük bir önderdir. Milli mücadelenin başkomutanıdır. Anadolu ihtilalini yapan, cumhuriyeti kuran bir devrimcidir Atatürk. Ama. Ama. Şimdi bu ama varsa başka bir noktada ama var. Burada noktayı koyarsan resmin bütünü gözden kaçar. Yani ne böyle diyor? Dersen. Belki kafalar kesilecektir diyen de odur. Bir halife bu ülkenin alın yazısına konuşmayı aklına geçirirse hiç kuşku yok o kafayı koparacağız diyen de odur. Evet. Şimdi bu İlk günkü yazısının son vurgusu. Devam edelim. İkinci gün ki yazısına bir
nokta daha var bu yazıda yine. Yeni Türk kimliğini oluştururken, yeni bir Türk ulusunu yaratırken, son derece merkezi bir Türk üniter devletini kurarken seçmiş olduğu yol, bugün hala yaşadığımız kültür savaşlarının ikinci, üçüncü sınıf sözde demokrasilerin, istikrarsızlıkların temellerini de attı. Yani baştaki o övgü bu sözleri söylemek için. Şimdi niyet geliyor ortaya. Tabii. Devam edelim. Kültür savaşı dediği evet. mesele. Kürt sorunu. Evet, Kürt yani, sorunun tohumlarını da ekti evet, diyor. Oradan o, yani daha çok evet. başlığımız var. Süremizi de verimli kullanmak için hızlı geçelim. Arkasında hep ordu vardı. Ordu vardı. Önemli. Askere alış ancak askeri aşıladığı kurtarıcılık rolüyle evet. diyor. Atatürk döneminde kökleri İttihat Terakki'ye giden Anadolu'yu Türk ve Müslümanlardan temizleme politikasını devam ettirdi. Bak. Yahudilerin Trakya'dan sürüldüğü ya da temizlendiği Trakya pogromu 1936'da yaşandı. Yani Türkler devrim yapmadı. Atatürk önderliğinde yaptıkları şey Anadolu'yu Türk ve Müslüman olmayanlardan temizlemek. Ermeniler sürüldü. Kürtler sürüldü. Sürülmedi. Soykırımı uğradı. Katledildi. Evet. Katledildi. Yani Kurtuluş Savaşı, emperyalizme karşı bir Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi yok. Katliam var, soykırım var, saldırı var. Mustafa Kemal Atatürk'ün pratiği bu. Bunu devam ettirecek şekilde Kürt sorunun tohumlarını da eken o. Evet. Hep orduyu yüceltip orduyu başımıza bela eden de o. Bu Hasan Cemal kafası, anlayışı. Şey diyor ya, bu sözlerin devrimci adımlar atarken arkasında hep ordu vardı. Ne olacak? Ne olacaktı? Nasıl atacak? Ne olacaktı? Devam edelim. Sizi işgale gelen düşmanın karşısına işte eleştirel ve kültürel uzlaşma şeklinde sorunlarımızı tartışalım birlikte isterseniz diye. Ya şey geldi aklıma, Güldür Güldür diye bir program var. Paşa vardı. Modalı Mesut Modalı Paşa. Modalı Mesut Paşa. İnternetten bulup izleyebilir izleyicilerimiz de. Gerçekten gülümseten bir şekilde çok net bir toplumsal gerçeği anlatıyor. Kahveyle geldi. Şey. Evet, 1915 soykırımı tartışmaya kapayarak. Evet. Bakınız Atatürk'ün büyük suçu. Neyse ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Doğu Perinçek'in aldığı davada aldığı bir kazanımla biz bir zafer elde ettik ve soykırım yalanını Avrupa Mahkemesi'ne kanıtlatmış olduk. Ama hala bunlar 1915 Ermeni soykırımı demeye devam ediyorlar. Yani Türkiye düşmanlığında sınırları yok, hukukları da yok bunların. Bunu da ifade edelim. İzlediği militan laiklik siyasetiyle Alevilerin dışlanmasına, İslamcıların, muhafazakar Müslümanların baskı altına alınmasına yol açtı. Ama sorun bugün muhafazakar Müslümanlara, bize Mustafa Kemal Atatürk'ü yanlış anlatmışlar. Biz şimdi esas onun kıymetini anlıyoruz deyip Hasan Cemal'lerin laflarına kandıkları için pişman olduklarını dile getiriyorlar. Bu da önemli. Devam. Mustafa evet. Kemal, Osmanlı düzenini alt üst eden devrimler yapılmadıkça bir Batı medeniyetinin toplumu olamayız. Atatürk'ün böyle bir sözü yok. Sözü yok. Evet. Böyle bir onu sözü direkt yok. Laf nereye esas almış? Mesela yazının evet. bütününe de bakıyorsun. Herhangi bir kaynak yok. Evet. Bu başlıktaki sözün devamı da yok. Evet. Şimdi buraya koymadım upuzun bir yazı olduğu için ama ne var? Sadece şunu söylüyorlar. Bir Fransız gazeteciyle de konuşurken şeyi tanımlıyor. Garbi bir hükümet. Yani Batı dakilere benzer bir hükümet meclis şeyi yapacağız diye siyasal sistemini anlatıyor da batılıyı anlatırken batılıyı anlatmak için onu anlatırsın. Tabii. Ama Türkiye'deki konuşmalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün vurgusu hep çağdaş uygarlıktır. Ve batının emperyalist yüzünü defalarca ifade etmiştir. Bir batı medeniyeti toplumu olma hedefi tanımlaması yoktur Mustafa Kemal Atatürk'te. Bu da başlıktan bu ikinci günkü yazısı, 30 Ekim yazısı. Devam edelim. Bir sonraki gün 31 Ekim'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diye. Burada genelde nutuktan alıntılarla şeyi tanımlamış. Devam. Bu yazıda bir şey yok. Geliyoruz 1 Kasım. Eksik. Tabii. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye. Şimdi orada meclise bir de vurgu yaparsa bu sefer şey olacak. Ordulara doğrudan emir veren o. Diğerinde tabii. Meclisin ordusu. Tabii. Devam. Atatürk'ü padişahlığın kaldırılması konusunda kararını şöyle vurgular. Belki bir takım kafalar kesilecektir. Ünlü saltanatın kaldırılması evet, tartışmasındaki ifadeleri. Devam. Orada da tarihsel gerçekliğe uygun şekilde. Evet. Zaten nutuktan yaptığı alıntı. Doğru. Evet. İhtimal bazı kelleler gidecektir diyor. Orada ne diyor? İyi ki de diyor. Evet, zorlan. Zaten diyor bu millet egemenliği eline almış. Artık olmuş bitmiş bir meseledir bu. Ki onu gördük. Kurtuluş Savaşı pratiği nedir? Bir İstanbul hükümeti İngilizlerle işbirliği halinde ona karşı Anadolu'daki hükümet aslında bir nevi bir ikili iktidar mücadelesi. Hatta
Ankara'daki iktidarın içinde, Atatürk'ün en yakın arkadaşları içinde bile İstanbul'a yanaşma ve saltanatın kaldırılmasına karşı tavırlar alanlar var. Aynı şekilde İstanbul hükümetinin içinde Ankara hükümetine çalışanlar da var. Yani bu çok doğal bir durum. Bütün Kurtuluş Savaşları aynı zamanda bir iç savaştır bir nevi. Orada da sonuçta emperyalist işgalcileri kovan ve o büyük Kurtuluş Savaşı'nı, İstiklal Harbi'ni verirken nasıl düşmanla işbirliği yaptığını pratiğiyle, hayatıyla gördüğümüz Osmanlı saltanatına tabii ki Türkiye kabul etmeyecekti, etmemiştir. Orada da Mustafa Kemal Atatürk devrimci kararlılığını bu cümlelerle göstermiştir. Ve o cümleler edilmeseydi de bu devrim olmazdı. Devam edelim. Evet, tabii kafa kesmekten kafa koparmaya. Yazının başlığında artık burada maskeyi biraz atmak durumunda kalmış. Yani Mustafa Kemal Atatürk deyince aklına gelen kafa kesmek, kafa koparmak. Ama orada asıl kızılan şey Atatürk'teki o devrimci kararlılık. Yani lafta devrimcidir deyip önde övgüler sıralıyor ama sonra o devrimciliğini de olumsuz göstermek için elinden geleni yapıyor Hasan Cemal. Devam. Burada aslında devrimlerin biraz doğasını da işaret ediyor. İktidarların devrimlerin ayrılmaz parçası olarak idam sehpaları, kan gözyaşları. Bütün dünyada bu olmuştur diyor. Anadolu ihtilali de, Cumhuriyet devrimi de böyle yaşandı. Büyük acılar çekildi. Evet. Halifeliğin kaldırılması, terakkiperver Cumhuriyet fıkrası, İzmir suikasti. Bunlarla muhalefetin şiddetle ezilmesi, susturulması dönemi açılır. Şimdi büyük acılar çekildi diyor. O acılar çekildi derken Cumhuriyet devrimine muhalefet edenler, İngiliz işbirlikçileri. Bunlara... Bunların çektiği acılardan bahsediyor. Peki o acılar çektirilmeseydi, yani hükümet devrimci kararlılığını ortaya koymasaydı kimse acı çekmeyecek miydi? Daha büyük acılar. Daha büyük acılar çekilecekti. Saltanat, hilafet devam etseydi biz yeniden belki işgal yaşamak durumunda kalacaktık. Çünkü çağ artık o çağ değil. Yani daha büyük acıların da yaşanmaması adına bu devrimci kararlılık uygulanıyor. Ama onların bakış açısı Hasan Cemal gibilerin oradaki acı. Ne diyor bir de? Muhalefetin şiddetle ezilmesi ve susturulması dönemi açılır bunlarla. Ve artık 100 yıllık cumhuriyet dediği şeyin de tarifini yapıyor. Atatürk döneminde başlayan muhalefet susturma dönemidir demek istiyor 100 yıllık cumhuriyet. Devam edelim. Burada yine Atatürk. Sabahattin Ali cinayeti. Zamanımız az kaldı. Hani evet. Bütün diyelim Türk aydınlarına yapılan olumsuz uygulamalar, zulümler ki pek çoğu da Türkiye'nin Amerika rotasına girdiği dönemdir. Yani 40'lardan başlayan bir dönemde bunlar yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk döneminde değil ama böyle bir şey var. Nasıl diyeyim? Vurgu var. Son 2 dakikayı manşetlere mi ayıralım yoksa buradan devam edelim? Bir bitirelim olmadı tamam. Bu kısmı. Manşetleri devam. De bir cümle söyleriz. Hızlı geçelim biraz daha. Çünkü bir 7-8 tane daha şey evet, var. Evet, hızlı. Zaten aynı konular da. Burada da gene o orduya vurgu yapıyor. 10. yıl nutkunda diyor ya onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak başarısıdır diyor. Büyük işleri tanımlarken Mustafa Kemal Atatürk. Orada da değerli ordu lafına takmış. Evet. Ve bütün darbe süreçlerinde Kürtlere yaşatılan acılar falan filan bunu da geliyor Atatürk'e dayandırıyor. Devam edelim. Ama diyor tamam diyor bunların hepsini söyledik. Atatürk'e bu kadar iftira ve saldırıları yaptıktan sonra ama diyor asıl aslan payı diyor Atatürk'te değil sonrakilerde diyor. Bu da Atatürkçüleri avlama girişimi. Devam edelim. Ve ne yapıyor? Tanzimat dönemine bir vurgu var. Hanioğlu'ndan yaptığı alıntıda. Diyor ki Tanzimatçılar yasakçılığa yönelmedi diyor. Onların yaptıklarına da ters tepkiler oldu toplumda ama onlar diyor şey yapmadı. Doğrudan çatışma yapmadı, yasakçılık yapmadı diyor. Devam edelim. Bunları diyor ikisini bir arada yaşatma siyasetini benimsemiştir diyor. Bu ikinci cumhuriyetçilerin bir lafı vardı ya bir arada yaşamayı savunalım diye. Bu medeniyetler çatışması tezini esas alarak bunun devamcısı bir anlayış. Aslında Tanzimatçılığın yeniden rücu etmesi diyelim. Hani bu ikinci cumhuriyet tartışmalarını devam edelim. Diyor ki Hasan Cemal de ister istemez ya Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar da acaba ikili bir arada yaşama siyasetini benimseyebilirler miydi diyor. Bugünkü Tanzimatçılığa beslemek üzere bu ifadeyi kullanıyor. Devam edelim. Bir alıntısı daha var. Bugünle aynıdır diyor. Geldik Erdoğan saltanatına gelip saplandık diyor ve bir sonraki görsele geçelim. Murat Belge'den bu sefer alıntılar yapmış.
Ve diyor ki orada da bu diyor komutayı elinde tutan, dolayısıyla toplum biçimlenmekte en faal rolü oynayan kesim Osmanlı mirasından gelen ceberut tavrını hiç elden bırakmamış. Yani bugünkü yaşadığımız sorunların hepsinin kaynağı Atatürk'ün Osmanlı'dan devraldığı ceberutluktur diyor Murat Belge'de. Devam edelim. Yine aynı şekilde bugüne getiriyor. Devam edelim. Bugüne getirirken de takrir-i sükun yasasına, Şeyh Said isyanına karşı Cumhuriyet'in tutumuna bağlıyor Hasan Cemal. Bu sefer Mehmet Alkan'dan yaptığı alıntıyla. Ve onun son vurgusuna gelelim. Yine bu Erdoğan siyaseti de Türkiye'yi bu dönemece doğru zorluyor diye ifade ediyor. Buradaki ilişkiyi de şuna kuruyor. Şeyh Said isyanını devrimci cumhuriyet bastırdı. Onu yaparken ne yaptıysa, diyelim Vatan Savaşı'nda Temmuz 2015'ten itibaren yapılanlar, 15 Temmuz sonrasındaki o hal, bunlar hepsi diyor bir aradadır. Yani sadece bir tarih anlatısında çarpıtma yapmıyor. Bugüne de bir nevi aynı vatansever anlayışı karşısında konumlandığını yazısıyla ifade ediyor. İşte takrir-i sükun yasasıyla 24 Temmuz 2016 OHAL ilanı. Yani asıl darbe bu demişti ya, evet. CHP Genel Başkanı. Asıl darbe bu dediği OHAL'le takrir-i sükun yasasını eşitliyor. İşte bu kafa 10 Kasım'da hala bu yazılar devam ediyor. Hani anlayışı nedir? Buradaki yalanlar nedir? Bunları izleyicilerimizle paylaşmak istedik. Evet, bitti galiba. Süremizin sonuna geldik. Ya bundan sonraki kısımda da şey vardı. Esas olarak izleyicilerimiz açıp bakabilir. Bugünkü gazetelerin manşetlerini biraz konuşalım istemiştik. İşte Sözcü'nün ve Korkusuz'un, yani Atatürk'ü böyle şeyinden koparan bir umutsuzluk pompalayan, karamsarlık ağıt, yapan. Ağlayan. Ataya ağıt diye bir manşetle bir şey yapmıştı falan. Bir de Atatürk'ü anmayan bugün gazeteleri de gösterelim insanlara istemiştik. Yani o hani gözünüzü Diyanet'in hutbesine falan dikiyorsunuz ya, doğrudan ittifakın parçası olan gazetelerin teker teker... Tabii hükümet yanlısı bazı gazetelerde evet, de. Evet var. Hükümet marjinal yanlısı da var. Gazeteler ama evet. Onlar da var işin içerisinde. Evet. Onları evet. Da diyecek sözümüz yok ama mumlarını yalancıların söndürmeye devam edeceğiz. Özellikle Hasan Cemal gibi ikinci cumhuriyetçileri. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.